Kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler, belki de siz beni şu anda izlemiyor olabilirsiniz ama biz bunu internetten canlı olarak yine yayınlıyoruz. Bizim burada yaptığımız hukuksuz bir şey değil. Bizim burada biz kanunlara karşı gelme gibi bir noktada değiliz. Devletle de savaşacak değiliz. Bakın, İçişleri Bakanlığı'nın İller Dairesi Genel Müdürlüğü'ne 16.3.2020 tarih 5361 sayılı yazısı şu. Bunu normalde bizi ilgilendiren kısmı okuyorum burada. İkinci madde, sivil toplum kuruluşlarının parantez içinde dernek, vakıf, genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri parantez içerisinde icraî zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç 16.03.2020 pazartesi saat 24 itibariyle geçici olarak ertelenmiştir. 3. Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri 16.03.2020 pazartesi saat 24 itibariyle durdurulacaktır. Bakın kıymetli dostlar, normalde İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge bu. Biz devletin genelgesine aykırı bir şey yapmıyoruz. Bizim burada yaptığımız şey canlı yayın, soru, sohbet. Ve burada da odada biz 3 kişiyiz. 2 tane canlı yayının başında duran arkadaş var. Aralarında da 2 metreden fazla mesafe var. Benim de aramda zaten 5 metre mesafe var. Ve ben bu vakfın mütevelli heyeti başkanıyım. Ve ben vakfa dışarıdan bir kimse değilim. Burası vakıf binası kapatılacak diye bir ibare yok. Vakıf binasında toplu eğitimler yasaklanmış. Vakıf binalarında toplu eğitimler yasaklandığı halde şikayet etmişler. Kimler şikayet ettiyse, ki bu gece konu Deccal'dı. Deccal'ın da işi neydi? Kur'an ve sünnete ve peygamberlerin yoluna bozmak, inkar etmek, onlarla savaşmaktı. Ve Deccal ister ve Deccal kafalılar ve Deccal'a hizmet edenler ne yazık ki polise şikayet ederekten, emniyet kuvvetlerine şikayet ederekten orada faaliyet var demişler. Bu ve faaliyet var diyerekten biz bu geceki sohbeti sonlandırmak zorunda kaldık. Yani biz güvenlik kuvvetleriyle savaşmamak adına, onlarla çatışmamak adına, biz normalde huzuru ve sükunu bozmamak adına hakkımızdan bu gecelik feragat ettik. Hepinizden de özür diliyoruz. Ama biz sonuçta devletin yayınladığı genelgenin dışında bir şey yapmadık. O yüzden perşembe gün ben tekrar buradayım. Perşembe günü de burada sohbete devam edeceğim. Deccalistler ve Deccal kafalılar şikayet ederlerse de ben burada sohbeti sonlandırmayacağım. Sonu ne olursa olsun. Eğer devlet bir karar çıkarır, bir kanun çıkarır, vakıfları komple kapattım der ise o zaman gideriz. Biz de devlet böyle bir kanun çıkarmış der. Evimizde otururuz. Ama devlet vakıflardaki toplu faaliyetleri, eğitim faaliyetlerini sonlandırdı. Başka bir şey sonlandırmadı. O yüzden şikayet edenler, ne yazık ki Deccal'a hizmet ediyorsunuz. Şikayet edenler, ne yazık ki gönüllerinizde iman olmadığını gösteriyorsunuz. Şikayet edenler, sizden şikayetçiyiz Allah'a karşı. Biz Kur'an ve sünnet dairesinde bu öyle bir zamanda insanların morallerini yüksek tutmak için, insanların dini sorularını cevap bulmak için bir nebze evinde oturan insanları biz bilgilendirmeye, Kur'an sünnet dairesine onlara hizmet etmeye çalışırken şikayet ederekten amacınıza ulaşacağınızı düşündünüz. Ancak ve ancak küfre hizmet ediyorsunuz. Ancak ve ancak deccallara hizmet ediyorsunuz. Ve ancak deccalistsiniz. Başka bir şey değilsiniz. Şikayet etmekte de elinizden bir şey geçmez. Kanunlar neye müsaade ediyorsa, kanunlar müsaade ettiği her şeyi özgür bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Geceniz hayır olsun bizi dinleyenler. Üzgünüz, özür dileriz. Hakkınızı helal edin. Yayını böyle kesmek istemezdik ama bu gecelik kestik. Kusura bakmayın.